Herkese merhaba. Biz bu hafta yabancı kitabını konuşacağız. Geçen hafta bu kitap bizi nereye götürür bilmiyorum dediğimde Burak şey demişti. Kitap bizi nereye götürür bilmiyorum ama adamı idama götürmüş diye. Kitapta adamın annesinin ölmesiyle başlayan bir süreç ve adamın idam edilmesiyle biten bir yaşam kesiti var. En kaba haliyle benim anladığım hayattaki bazı şeylere, hatta neredeyse hiçbir şeye, bir anlam yüklemeden yaşanmış, yaşanmakta olan bir hayat, bunun nasıl bir şey olduğu, hayatın bir anlamı olmadığı, daha doğrusu hayatın anlamı derken hayatın içindeki parçalarında bir anlamın olmadığını iddia eden varoluşçu felsefenin tabii çok simgesel bir örneği. Kitap bence çok radikal bir girişle başlıyor ve bize zaten olabilecek hani sağduyuya aykırı ya da bizi belki de rahatsız edebilecek olayların habercisi gibi bir cümleyle başlıyor. Şöyle. Bugün annem öldü. Bilmiyorum, belki dün ölmüştür. Yani ağırlığı olan bir olay, bir kişinin annesinin ölmesi çok spesifik bir durum. Ve bunun işte bu sabah erken kalktım ayarındaki bir şeyle, tarzda ifade bulması bana çok sıra dışı geldi. Sırf başlı başına bu cümle bile hani ifade edilişi, yaşanmakta olan olay ve onun anlamıyla alakalı ayrı bir tartışma konusu. Bugün annem öldü diye başlıyor. Sonrasında işte cenaze süreci, birbirini takip eden olaylar ve fakat aslında kahraman hiç de aktif bir rol almadığı, tesadüf gibi görünen Çok olaylar. özür Yani şimdi ben çok uzatmadan konuşuruz yine zaten. Benim anladığım en çok genel itibarıyla anlam diye bir şeyin olmadığı ve aslında neden diye bir şeyin olmadığı, nedenlilik şeye ben çok takılmıştım. İlk okuduğumda da, bu son okuduğumda da. Hakikaten bu adam o cinayeti neden işledi? Yerde yatmakta olan adama neden ateş etti? Bunun nedenini hani ne mahkeme sürecinde, ne sorguda, ne önce hiçbir yerde bulamadım. Bulduğum bir tek sebep var. Yani adamın söylediği, hava çok sıcaktı. Yani çok rahatsız edici bir sıcak vardı ama hava çok sıcak diye bir insan bir insanı öldürür mü? Aslında belki de tam da anlatmak istediği şey bu. En ağırından en hafifine kadar neden diye bir şey yok. Ama biz insanlar bu gerçeği tabii fark edemiyoruz bu felsefeye göre ya da hazmedemiyoruz. Ve nedenler bularak aslında olmayan anlamları İşte içi boş şeylere yüklemeye çalışıyoruz gibi bir iddiası olduğunu düşünüyorum. Şimdilik ben böyle bir giriş yapmış olayım ve size sorayım, size ne hissettirdi yabancı ve de yabancı geldi mi? Bana aslında çok tanıdık geldi. Yani şöyle tanıdık geldi. Ben okuduğum kitaplarda bahsi geçen konuları ya da karakterleri kendi hayatımdaki karakterlerle eşleştirmeyi çok severim. Doğrudan temas içerisinde olduğum iki insanı bana çok hatırlattı. İlk okur okumaz, "Aa, bu o," falan demeye başladım bir defa. Sonrasında da demek ki bu tarz insanlar var diye düşünmeye başladım. Hani bu tarz derken hiçbir şekilde duygusal yoğunluğu olmayan, yani duygusal zeka mı Başka. denir bilmiyorum ama duygusallığı yok. Sadece mantık ve fiziki ihtiyaçlar doğrultusunda yaşantısını sürdüren bir kişilik olduğunu düşündürdü bana. Demek ki böyle bir yaşam tarzı ya da böyle bir karakter var. Şey diyor, kadın evlenme teklif ediyor, kabul ediyor, "Beni seviyor musun?" diye soruyor. "Hayır, hayır," diyor, "sevmiyorum." Ama evlenmeyi kabul ediyor. Peki diyor, bir başkası, sana ilgi duyan bir başkası evlenme teklif etse kabul eder miydin? "Evet, ederim. Yani benim için fark etmez. Hani ederim.
Çünkü bir yandan da onunla birlikte olmayı seviyor aslında. Hatta şey dikkatimi çekti. Kahvaltı yapıyorlar. Sonrasında öğle yemeğinde kalmayı da istiyor. Ama bir duygusallık yok. Yani sadece belki fiziki çekim orada onun hoşuna giden ya da somut olarak değerlendirebiliriz. Belki sohbet etmeyi de yine somut bir şey olarak değerlendirebiliriz. O. Ve başka bir hani yine konuştukça detaylar çıkacaktır ortaya. Şimdiden ben çok detaya girmeyeyim. Daha fazla girmeyeyim. Aslında olaylar kişiler tarafından hani farklı kişiler tarafından ne kadar farklı algılanıp yorumlandığına yine bir iyi bir örnek olarak buldum bu kitapta. Geçen hafta da biraz konuşmuştuk aslında Küçük Prens'te de. Herkesin yaşantısı kendi algıladığı gibidir dünyası, inandığı gibidir, algıladığı gibidir noktasını yine çağrıştırdı bana. Mahkemeye çıktığında bir avukatın savunma, ondan önce yargıç konuşuyor galiba, suçlamaları var. Bir olayı nasıl aleyhine çevirdi, cenazesinde ağlamamasını, kötü bir insan olarak tanıttı. Ve avukatın savunması var. Aslında hayır, o iyi bir evlattı. Kendisi bakamadığı için, daha iyi koşullarda yaşaması için annesinin böyle bir yolu seçti gibi hani bana da böyle 2-3 maddeyle bunları özetleyebilirim kitabın hissettirdikleriyle ilgili. Teşekkürler Mürşide. Söz almak isteyen var mı? Ben o zaman müsaadenizle başlayayım. Yani bana da kitap esasında çok güzel ismi konulmuş bir kitap olarak geliyor her okuduğumda. Çünkü toplumun genel geçer değer yargılarına hakikaten yabancı. Yani bir değer yargısı yok. Artı hepimizin düşünerek yapabileceği bir şeyi düşünmeden de yapıyor. Yani bir ben şeyi sorguluyorum hep. Yani hani tamam bir değer yargısı olmayabilir ama hani insanın mesela dini olmayabilir tamam ama sanki olaylara anlık refleksler veriyor. Yani böyle düşünmeden yapıyor. Refleks tık 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 tık. Hani masa tenisi oynar gibi. Karşıdan top geliyor, cevap geliyor. Karşıdan top geliyor, cevap geliyor. Ondan sonra dolayısıyla yani çok ilginç hakikaten ve hani Meral Hanım'ın da söylediği gibi hani annesi ölüyor mesela, hani bugün dönmüş dün dönmüş olabilir. Yani hani annesinin yüzünü görmek istememesi hiçbir şekilde hani bir şey içinde kendini hissetmemesi dolayısıyla hakikaten şunu da soruyorum ben yani kendine de mi yabancı onun tam cevabını bulamıyorum. Yani topluma yabancı, değer yargılarına yabancı ama acaba kendine de mi yabancı? Yani ve reflekslerini ya da işte tepkilerini neye göre veriyor? Yani o gün işte Meral Hanım'ın da söylediği gibi hava sıcak diye öldürdüğü birini başka bir gün olsaydı susadığı için mi öldürecekti? Yani öldürecek miydi? Gibi değişik sorular oluşturuyor bende. Burak. Geldim. Aslında ben biraz yabancılaşmanın üzerinde durmak istiyorum burada. Şimdi yazar da öyle algılamış olabilir. Buradaki konuşmalar da öyle ilerledi de. Yabancılaşma tamamen kitabın ana kahramanı üzerinden tanımlandı, nitelendi. Aslında yabancılaşma çok genel bir durum, genel bir kavram. Ve burada insanın kendine yabancılaşması var, doğaya yabancılaşması var ve aslında yabancılaşmış insanların
Yani doğaya, belki kendi iç dünyasına yabancılaşmış insanların oluşturduğu bir topluluk var, toplum var. Onların koyduğu kurallar var. Ve bu insan o kuralları benimsemiyor. Benimsemediği gibi şöyle bilinç altında şekillenen bir durum oluyor. Yani sürekli toplumdan dışlanma korkusu, aykırı bulunma korkusu, kınanma korkusu. Yani mesela annesini kaybediyor. Annesinin ölümüne üzülmeyebilir. Bu da insani bir şeydir. Yani annesinin ölümüne herkes gibi de üzülmeyebilir. Bu da bence üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Aynı ritüelleri uygulamak zorunda değil. Herkesin önünde ağlamak zorunda değil mesela. Burada mesela aykırılaşmak üzerinden aslında biraz kendimden de çağrışımlar yaptı bana. Mesela babaannemi kaybetmiştim. Herkes işte cenaze namazı kıldı. Ben kılmadım tabii ki. İnançsız olmayan birkaç kişi de o safa girdi. Ben girmedim. Onların sırtı sıvazlandı mesela hani amiyane tavırla. Bana bu soruldu. Yani hani neden yani hatta bu ağır bir şekilde söylendi. Yani bu kadar mı sevmiyordun falan. Yo dedim ben de tam tersine çok sevdiğim için kendi istediğim usulde onunla vedalaştım. Bu önemli bir nokta. Bu yabancılaşmaya başka bir taraftan da örnek verebilirim. O adamın ismini hatırlayamadım şimdi. Şu bir kadın vardı hayatında, kadını dövüyordu. Zaten hani olayların bu raddeye gelmesine yol açan kişi de kendisi. Mesela polis sahnesi vardı. Orası çok dikkatimi çekti. Orada mesela insani bir suç işlemiş. Yani genelde hani toplumların müşterek hassas olması gereken bir konudur. Kendisinden kendini savunamayacak birisine karşı şiddet uygulamış. Ama gelen kolluk kuvvetleri bunu sorgulamıyor mesela ilk başta. Kadını gönderiyor. Kendisini karakola çağırıyor. Bütün odak noktası başka şeyde şekilleniyor. Adam sigara içiyorlar kayıp bir şekilde. Oradaki kolluğun egosuna dokunuyor bu. Bir kadının dövülmesi dokunmuyor. Oradaki insanların da ama bu dokunuyor. Ona bir tane tokat atıyor mesela. Bu dikkatimi çekti. Ya da işte sarhoş sarhoş gezmeye utanmıyor musun? Demişti. Yani bir insanın sarhoş gezmesi belki yabancılaşma değildir ama bir insanın başka birisine şiddet uygulaması daha büyük bir suçtur. Daha büyük aslında daha çok kendisine ve çevresine yabancılaşmıştır. Hissizleşmiştir. Bu şekilde. Şimdilik. Ya var söyleyeceğim bir sürü bir şey de saçmalamak istemedim. Sağ ol Burak. Hepimizin çok var. Ben de böyle sabırsızlanıyorum da hani herkes bir ilk izlenimlerini söylesin diye sıradan şöyle düşündüm. Şimdi ben Mürşide, Hakan ve Buran söylediklerinden aslında aynı şeyleri zaten düşünüyoruz. Çıkardığım bir şey var. Toplumun değerlerini sorgulamak için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben anlatılan yan öykülerin. Yani adam sizi ne kadar irite etti bilmiyorum. Hani kötü bir insan mıydı gerçekten? Hiçbir değeri yok, evet.
Ama kıyasladığımız zaman Burak da söyledi. Yani işte polisin sahip olduğu değerler veya adamın sahip olmadığı değerler, işte hangisi daha değersizdi, bu tartışılabilir. Özür dileyerek bir şey sorabilir miyim burada unutmamak adına? Evet. Tamamen değer yoktu. Kanısına nereden vardık ya biz bu arada? Tepkisizliğinden. Yani iyi bir şey yapmak veya kötü bir şey yapmak arasında bir fark koymamasından. Yani değersiz demek, onu zaten söylemek istiyordum aslında. Adamın hiçbir değeri yok demek, bu adam kötücül ya da ahlaksız, cani demek anlamına gelmiyor. Ya bu anlamda bir ahlaksızın da değeri vardır. Mesela insanlara şiddet uygulamaktan zevk duyuyorsa mesela, ya da egoları doğrultusunda hareket ediyorsa, haz duyuyorsa, bu da bir değerdir. İşte para kazanma hırsı varsa, insanları aşağılamaktan haz duyuyorsa, bu da bir değerdir. Yani değer dediğimiz şey illa çok olumlu, çok pozitif bir şey demek değil. Değer yani tam anlamıyla bir şeyin karşılığı. Bu adamda bir şeyin karşılığı yok, olumlu ya da olumsuz. Mesela işte arkadaşın ağzından hani o kadına mektup yazdığında bu etik bir şey değildi. Ama onun için fark etmezdi. Bundan özel olarak bir haz da duymadı, bir çıkarı da yoktu. Veya iyi bir şey yaptığında da hani bunu ahlak adına yapmıyor. Yani adama biz burada değerleri yok derken ben en azından şöyle olmadığına eminim. Değerleri yok, bu kötü birisi işte. Hiçbir değeri yok, ahlaksız, işte namussuz, şerefsiz adam gibi bir şey değil bu. Adamın olumlu ya da olumsuz bir yargısı yok. Tepkisiz ve nötr büyük ölçüde. Zaten en çok kullandığı ifadelerde fark etmez. Yani bir şey değil Burak. Tam olarak bunu mu sormak istedin hani acaba? Ben daha çok duygusal olmayan biri olarak yorumladım aslında. Yani bu da çok sınırlayıcı mı oldu bilmiyorum ama bir değer sahibi değil ama öyle demedim ama şey, duygusuz biri gibi geldi bana. Daha çok mantığıyla ya da işte hani fiziki ihtiyaçlar doğrultusunda hareket eden birisi gibi olarak düşündüm. Duygu konusu bayağı önemli. Sen de Mürşide dedin ya hani böyle insanlar var diye. Evet, ben de hani tanımış bulunduğum bir iki insanı düşündüm. Evet, olabiliyor. Hani hani hayatımızda böyle bir insan ister miyiz? Biraz rahatsız edici. En azından dürüst olmak gerekirse. Ama böyle dışarıdan baktığım zaman anlaşılabilir buluyorum duygulanmayışını. Hatta biraz daha soğukkanlı bakabilirsem tamamen dışarıdan belki de doğru ve mantıklı olabilir. Çünkü duygu çok sonradan eklenen bir şey insana. Yani varoluşumuzda ya da özümüzde her neyse olan doğal bir şey olmayabilir. Bu toplumun şekillendirdiği bir şey olabilir. Çünkü biz duyguyu neyle ölçüyoruz? En basitinden işte kitapta annenin ölümü karşısındaki duygusuzluk. Mesela annenin ölümünde veya herhangi birinin ölümünde duygulanılması, üzülülmesi, ağlanması gerektiğini bizim sonradan öğrendiğimizi düşünüyorum. Daha doğrusu genel olarak duygu denen şeyi sonradan öğreniyor olabiliriz. Nasıl ifade edeceğimizi de hani bir bebekken, bebekten yetişkine doğru bir hani evrimleşmede toplumsal olarak kazanılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani adam duygusuz dediğimizde yine toplumun şekillendirmesinin dışına çıkmış biri gibi geliyor bana. Benim aklıma bunu okurken şey geldi. Genelde ben çocukları çok fazla gözlemliyorum malzeme olarak. Öneririm herkese. 0-5 yaş arası özellikle. Bu şekilde yakın arkadaşlık yaptığımız bir küçük arkadaşım vardı. 3-4 yaşlarındaydı herhalde. Şimdi
Ben yüksek bir yere çıkmışken bir şey yaptı böyle. Kendince yaramazlık yapıyordu. Ben de onu uyarmak için şöyle bir şey söyledim. İşte bak yapma düşerim yoksa. Düşerim ölürüm. Ölürsem ne yaparsın dedim çocuğa. Ya bu da çok psikopatça bir soruymuş. Şimdi fark ediyorum bunu da ama demiş bulundum. Çocuğun cevabı çok ilginçti. Şöyle dedi. Ölürsem ne yaparsın deyince ağlarım dedi. Çok müthiş bir cevap bu. Yani birisi ölürse ağlanır. Mesela cevabı şu değildi. Üzülürüm. İşte yalnız kalırım. İşte anılarımızı düşünürüm falan. Böyle bir şey yok. Birisi ölürse ağlanır. Bunu şey olarak öğreniyor çocuk tabii ki. Aileden, çevreden. Yoksa çocukta şu bilgi yok. O çocuğun tanıdığı birisi hiç ölmedi zaten. Bunun deneyimi yok onda. Birisi ölürse ne hissedilir? Bunu bilmiyor. Ama birisi ölürse ağlanması gerektiğini biliyor. Bunu nereden biliyor? Bunu tabii ki kendisini şekillendiren ailesinden, çevresinden, toplumdan öğreniyor. Yani biz duygusal tepkilerimizi çok büyük ölçüde çevreden öğreniyoruz. Aslında bizde hani insanı insan yapan duygularıdır falan gibi bir genellemenin de burada hatalı olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Zaten sosyalleşme dediğimiz şey toplumla birlikte olan bir şey değil mi? Yani her zaman söylüyoruz. Sosyalleşme, kalıtım artı çevre. Elbette genetik olarak getirdiğimiz bazı şeyler var, bazı özelliklerimiz var. Ama bunu %75, %80 oranında içinde bulunduğumuz çevreyle şekillendiriyoruz. Sosyalleşme de zaten bu şekilde. Bana göre ağlamak da üzülmenin bir ifadesi, belki de en yoğun ifadesidir. Her toplumun da kendince belirlemiş olduğu norm ve değerler vardır ve bu toplumlar içinde yaşayan bireyler de eğer sosyal bir varlık olarak yaşayacaksa, bu topluma ait olacaksa o değerleri benimseyerek olabilir bana göre. Ama benim dikkatimi çeken sosyalleşmesinden ziyade değer yargılarının netleşmediği için karar verme süreçlerinde de başarısız olduğu yabancı ismi romanındaki kahramanın işte en basit evlenirken ki biraz önce Mürşid arkadaşımızın yaptığı yorum sanırım Mürşid de yapmıştı. Evlenmek istediği kıza niçin evlenmek istediği sorulduğunda hani sevip sevmediği ondan bile emin değil. Sadece ya benim için hiçbir şey fark etmez. Ya olsa da olur, olmasa da olur gibi evlenme kararı bile verebiliyor. Çünkü sahip olduğu herhangi bir sosyal ya da bireysel bir değer yok. Hani onun bir kıstası, kriteri, amacı yok. Birisi ona bir şey söylüyor. Evlenir misin benimle? Evet evlenirim. Bence karar verme süreçlerini de bu yabancılaşma olumsuz etkiliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Burada Hakan da değindi. Çok hani düşünmeden zaten hani bir karar verme süreci bile neredeyse yok. Şimdi işte evlenebilir ama işte bir amacı yok. Zaten iddiası şu felsefenin. Zaten hayatta olmanın, yaşıyor olmanın, dünyaya gelmiş olmanın, var olmanın bir amacı yok. Hani o felsefe için açıklama amaçlı söylüyorum. Bir amacı olduğunu nereden çıkardık ki? Hani amaçsızlık suç olsun. Bir amacı yok. Şuradan çok fazla bize aslında veri vermiş. Çevrede olup bitenler, dönenler, işte başka başka insanların başka başka amaçları var da o amaçlar çok mu değerli? Bir de son olarak mesela dediğiniz işte bu karar verme sürecindeki değersizliği, yargıda bulunmayışı veya rastgelelik olumsuz etkiliyor. Ben bir olumsuz etkisine rastlamadım. Nedir mesela adamın şey gibi duruyor hani yüzeysel bir bakışta işte böyle hayatını rastgele yaşayan, düşünmeyen, etmeyen, duyarsız bir adamın işte aynı düşüncesizlikle olayların birbirini takip etmesi, bir adamı öldürmesi, hapse girmesi ve idam edilmesi gibi hani kötü bir son gibi duruyor.
Gerçekten bir değerin olmayışı veya işte karar alırken hiçbir amacının, dayanağının olmayışı mı bu adamı ölüme götürdü diye sorduğum zaman benim cevabım hayır. Şunla kıyaslıyorum ben de, öldürdüğü adamı düşünürsek Arap şeyin kız kardeşinin çok kaba bir ifadeyle söyleyeceğim, kız kardeşinin namusu gibi çok ağır bir değerden bahsediyoruz, tırnak içinde değer. Değer yükü olan bir mevzudan dolayı bu işin içine giriyor ve sonunda ölüyor. Şimdi bizim karakterimiz de idam edildi ve öldü. O kadının abisi ya da erkek kardeşi olan Arap da öldü. Birinin değerleri vardı tırnak içinde, birinin ise değeri yoktu. Burada değer taşımayan adamın gerçekten bu yüzden mi olumsuz etkilendiğini düşüneceğiz. Ben olumsuz olamadım ya adama bu arada, onu söyleyeyim. Yani olumsuz bir şey gelmedi bana adamda. Mötürsüz. Hani ölmek kötü bir şeydir ya. Yo, ölmekten ziyade adamın umursamaz olması, toplumun değer algılarını paylaşmıyor olması, gelişigüzel yaşaması çok da şey değil bence. Olumsuzlanacak bir şey değil. Yani bugün zaten o adamın çoğalmış, toplumsallaşmış haliyiz yani biz. Hiçbir farkımız yok. Sadece tek farkımız kendimizi o kalıplara sokmaya çalışıyoruz. Bunu belki ondan daha iyi beceriyoruz. Ve toplumun içerisinde eriyip gidiyoruz. Çaktırmıyoruz kısaca. Yapmak zorunda değilsin ki ama. Yani bir de öyle düşün. Hani hocam kendi biraz önce vermiş olduğum kendi adıma söylemem gerekirse yapmıyorum zaten. Birçok kuralı uygulamıyorum. Evet, evet. Yani o cesareti gösterdiğini biraz önce de hani anlattım. Bence insanlar zaten hani birey olmak yolunda ilerlemek istiyorlarsa illaki hani sürü psikolojisine kapılmak zorunda değiller. Umarım ağır olmamıştır tanımlama ama ondan sonra dolayısıyla hani sen de gösteriyorsun. Eminim hani odadaki diğer değerli arkadaşlar da kendi alanlarında mutlaka bunu gösteriyorlardır. Meral biraz önce bir soru sormuştu mesela, irite etti mi? Beni hiç irite etmedi açıkçası adamın davranışları. Çünkü hani diğer bir açıdan baktığınızda o da ayrı bir birey. Toplumun hani her şeyine uymak zorunda değil. Ama benim bir şey dikkatimi çekti yine kitapta. Bu kadar esasında hani anlık tepkiler veren, işte hani düşünmediğini düşündüğümüz ya da bize düşündürülmek istenen adam, giyotinle ilgili bir bölümde ilginç saptamalar yapıyor mesela. Yani merdivenlerle çıkıp çıkmayacağını düşünüyor. Daha önce idam edilmiş, giyotinle idam edilen işte bir insanla karşılaştırmalar yapıyor. Yani son noktaya doğru geldiği için mi öyle, yoksa hani hakikaten artık bütün kitap boyunca bencillik hat safhadaydı da orada artık tepe noktasına mı varıyor bilemiyorum. Onun teşhisini tam koyamadım ama o da mesela ilginç bir şeydi. Yani İdam edecek kişinin de işte giyotine yardımcı olması gerektiğini, hani bir daha aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor mesela. Hani bu kadar umarsız bir adam ne olacak ya, iki kere daha insin kafama demiyor mesela. Yani o da bana çok enteresan geldi. Evet, ben evet, hiç öyle bir izlenim oluşturmadı. Yani çok duyarsız bir adam olduğunu fikrine hiç kapılmadım kitap boyunca.
Şimdi o şeyi siz de hissettiniz mi? Hani başlarda duyarsız, hani biraz da rahatsız edici. Çünkü ben hani adamdan bir şeyler bekliyorum, bir şeyler duymak istiyorum bu tepkisizlikten, bu işte sözde nasıl diyelim, ruhsuzluktan. Ve sona doğru aradığımız şeyi görüyoruz. O Hakan da dikkatini çekmiş. Sonradan açılıyor adam. Hani bu ölüme yaklaştıkça bizi artık bir şeyler vermeye başlıyor. Ve benim şu fikrim de pekişti adamla alakalı. Adam aslında sıradan bir duygusuz, ruhsuz, işte aptal adamın biri değil aslında. Yani boş bir insandan bahsetmiyoruz burada. İşte sıradan, değersiz, anlamsız, öyle boş boş yaşayan. Öyle bir karakter değil karşımızdaki. Sona doğru açılması oldukça manidar bence. Giyotin'le ilgili mesela şöyle bir tespiti var. Diyor ki giyotinin en kötü tarafı çok kesin ve net olması. Mesela şöyle bir sistem olmalıydı burada diyor. Onu rahatsız eden şey şu, giyotin indiği anda ölecek olması. Bir şans verilmeliydi mahkuma diyor. Mesela işte giyotin seni öldürebilir de öldürmeyebilir de, ne diyordu orada, %50 ya da %59 gibi bir oran olmalı bu. Bu kadar kesin olmamalı ölüm. Eğer olmazsa hani sürecin baştan başlaması gerekiyor. Ama bu işte binde bir, milyonda bir ihtimal. Bu ihtimal bu kadar az olmamalıydı diyor. Yani bu kadar kesinliğe yakın olmamalıydı. Burada da zaten işte her zaman o... bir şeyin kesin nedeninin, kesin amacının olmaması haline ters düştüğü için rahatsız oluyor bu kadar kesinlikten. Yani hayatta hiçbir şeyin bu kadar kesin bir nedensellik zinciri olmadığı halde bu giyotin işi niye bu kadar kesin? Yani benim şu gün şu saatte ve o anda öleceğim niye bu kadar işte neredeyse %100'e yakın kesindir? Bu onu rahatsız ediyor. Sona doğru o duyduğu rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Ben başta biraz tutarsızlığa düştüğünü düşündüm. Yani kendisiyle çeliştiğini, her şeye bu kadar duyarsız da ölüme yaklaşınca niye o soğukkanlılığını sanki koruyamadı gibi öfkelendi. Papazla konuşmasında belki hiç hissetmediği kadar şeyi, düşünceyi bir anda, çünkü kendini yargılamayı, sorgulamayı çoktan bıraktığını söylüyordu. Yeniden bir şeyleri sorgular gibi de bir hali vardı. Bunu bir ek parantez olarak söylüyorum. Varoluşçu felsefede şöyle bir şey vardır. Varoluşun, hayatın anlamlandırılması için mutlaka bir sınır yaşantı dedikleri bir şeyin deneyimlenmesi gerektiği. Yani sınır yaşantı da işte ölüme yakın. İşte son anda bir ölümden dönme gibi, büyük bir kaza, büyük bir travma ya da büyük bir hastalık gibi bir sınır yaşantının sonunda bazı şeylerin açılacağı gibi bir şey var. Adam da bunun gerçekleştiğini ben gözlemledim. Yani ölmeseydim ne yapardım gibi bir şeyler çünkü kafasında şekillendi. Onun öncesinde ne hayatını değiştirmek istiyor, ne bir şeylerden memnuniyetsizliği var, ne şikayeti var, ne isteği var. Öyle işte ne gelirse yaşayıp gidiyor zaten. Durumundan biraz daha bir şeyler aydınlanmaya başladı. Şöyle temelleri de var aslında. Mesela istatistiklerde şöyle bir şey okumuştum. İntihar edip fakat başarısız olan, hayatta kalan kişilerin birçoğunda... eskiye göre daha iyi bir ruh hali gözlemlendiği şeklinde. Bu da bunu destekliyor. Aslında bütün bizim hani anlamaya çalıştığımız, baştan beri anlamsız gelen şeylerin ben kitabın sonunda adamın artık o öfke, çaresizlik her neyse o esnada ondan döküldüğünü, sorularımıza cevabı oralarda bulduğumuzu düşünüyorum. Ya kitabı okumadım ama çok güzel bir sohbet dinliyorum. Sadece o duygulardan itibaren bir şeylere takıldım. Hani Meral, duygular aslında sonradan öğreniliyor. Bence öyle bir şey yok dedi ama o biraz bence tartışmalı. Ben daha psikoloji açısından bakıyorum tabii olaya.
Yani tam öyle değil. Mesela otistik kişilerde biraz öyle gerçekten. Duyguları yaşamıyorlar. İşte annesinin ölmesi mesela bir şey ifade etmiyor. Ağlanması gerektiği ona saçma geliyor vesaire. Bunlar oluyor ama hani otistik bir birey olmadığınız zaman bu tür şeyleri 4 yaşından itibaren yaşıyorsunuz. Tabii toplumsal anlamda da öğreniliyor ama işte oradaki son söylediğin şeyleri yani şey söyleyeceğim, hani çok konuşmayayım, çok alanın uzmanı değilim ama sadece orası dikkat edecekti. Ölüm korkusunun çok önemli bir nokta olduğuna inanıyorum ben kişilerde. O yüzden ölüme yaklaştıkça daha önce aslında duyarsızmış gibi yapmak da bir tercih. Hiçbir şeyin değerli olmadığını düşünmek de bir tercih. Ama hani ölüm yaklaşınca artık o tercih pek bir anlamı ifade etmiyor. O nedenle de duygu açmıştır gibi geliyor bana. O yüzden insanlar farklı şekillerde gösterebilir. Belki onu nasıl göstereceği toplumca öğreniyor olabilir. Ama özellikle it tarafından baktığımız zaman insanı ben duygularının çok yönettiğine inanıyorum. Bunu kimi çok gösterir, kimi az gösterir ama bence herkes de o yani esas bize akıl o frontal lob değil arka taraftaki ilkel duygular yönetiyor gibi geliyor. Valla ben tam buna değinecektim aslında. Biraz önce unutmuştum. Tam alanın uzmanı cevap verdi. Çok güzel oldu. Ben de şimdi Engin'in de söylediklerinin üstüne kendi savıma bağlamaya çalışayım. Yine farklı bir şey demeyeceğiz aslında. Öyle bile olsa diyelim ki doğuştan ya da işte ilkel benliğimizin bir şeyi sonucu da olsa işte çevresel faktörlerden bağımsız olarak da duygularımız işte temel duygular korku, üzüntü vesaire oluyor olsa bile onun da kaynağını hani evrimsel süreçte açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Aslında kitabın tam merkezi böyle bir şey. Hani en baştan girdiğimiz konu toplumsal değerler ve toplumsal değerlerin dışında kalmak veya uyum sağlamak. Bu toplumsal değerler de herhalde rastgele oluşmuyordur. Küçük farkları saymazsak toplumlar arası. İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu yani insanı belki de işte diğer hayvanlardan ciddi ölçüde ayıran bu sosyal canlı olması. Bu sosyallikte hani evrimde hep bağlanan şey vardır ya hayatta kalmak. Her şeyin tek bir nedeni olabilir. Hayatta kalmak. Bu insan da topluluk halinde olduğu zaman hayatta kalma oranı yükseldiği için sosyallik kısmının atalarımızdan bize miras olarak genetik olarak aktarılmış olabilir ve sırf bu nedenle de bunu doğuştan taşıyor olabiliriz. Ama bu yine de hali hazırda bunun anlamlı, değerli veya işlevsel olduğu veya amaçlı olduğu anlamına gelmeyebilir. Yani çünkü evrim zincirinde artık işlevi olmayan bir şeyin, bir özelliğin ortadan kalkmasının çok uzun zaman alacağını göz önünde bulundurursak, bizde hala işlevi olmadığı halde kaldığını düşünüyorum. Tamamen sıfırlanması imkansız. Toplumsallaşma veya duygusal ihtiyaç. Ya duygusal dediğimiz şeyin ben tamamen toplumsal yaşama olan bağımlılıktan, hayatta kalma içgüdüsüyle ilgili olduğunu düşünüyorum bize aktarımı. Yoksa kendi başına bağımsız duygu, anlam alanı dünyası diye bir şey hiç olmayabilir. Ya bunun da altında çok son derece somut, maddesel, materyalist bir köken olabilir. Şimdi insanın şöyle bir durumu var. Bakıma muhtaç olması aslında hani hep o diğer hayvanlardan ayırma noktasında elimizde olan tek şey bu. İşte doğduğu anda hani her insanın erken doğum olması, doğduğu anda kendi başına birisi onu beslemeksizin, yardım etmeksizin hayatta kalamayacak olması, en başta işte annesine veya bakıcısına bağımlı olması ve bununla beraber tabii ki gelişen kaygı, yabana bakmazsa kaygısı olabilir. İşte Freud'un dediği doğmanın kendisi, dünyaya gelmiş olmanın kendisinin bir travma olması zaten. Bunların etkisiyle
bizde şey gelişmiş ama artık kökenini unutmuşuz ve buna gerçekten bir anlam, bir değer yüklemiş olabiliriz. Yine geldiğimiz noktada bunun bir devamı sonucu olarak toplumsallaşma veya anlam adına ne varsa sevgi, saygı, işte birliktelik, vefa, işte aklınıza gelebilecek olumlu değerler. Bunların asıl kökenlerini unutup bunları bağımsız anlamlar gibi yaşıyor olabiliriz. Buradaki karakter bunları bağımsız birer anlam olarak görmüyor. Her zaman söylediği şey fark etmez. Yani olsa da olmasa da olur. Ve bunları yok saydığında veya fark etmez dediğinde de bir şey değişmiyor aslında. Ama şöyle bir şey de var Meral. Mesela o da benim dikkatimi çekti. Patronu yeni kurulacak bir iş için buna teklifte bulunuyor. Paris'e gidip gelmen gerekiyor diyor. Ve hani bir senin durumunda olan birçok kişi de bunu tercih eder. Hem işte seyahat etmeyi gerektirecek hem hayatında bir değişikliğe sebep olacak diyor. Ama adam bu işi kabul etmiyor. Kabul etmemesini açıklarken de ben zaten buradaki yaşantımdan da mutluyum diyor. Yani hani daha mutlu olacağına inanmıyor belki de. Bir ayırt ediciliği var aslında. Yani buradaki yaşanından özellikle mi mutlu tam bilmiyoruz. Mesela senin dediğin de bana şeyi de hatırlattı. İlk hapishaneye girdiği zaman da çok bir şey hissetmiyor. Rahatsızlık duymuyor mesela hani. Evimde, odamda da işte zaten ne yapıyordum? Bütün hafta içi, hafta sonu sevgilimle buluşmayı bekliyor değil miydim? Gibi bir şeyi var. Yine dediğinle alakalı bir şey daha var kitapta. Annesinin cenazesine gittiğinde oradaki kapıcı adam kendini oradaki kalan yaşlılardan ayırıyor mesela. İşte yaşlı, hasta falan orada hani sanki bir düşkünler grubu var gibi. Mesela oradaki kapıcı onlardan daha genç değil, daha sağlıklı değil. Ama yine de kendini ayırıyor oradan. Ve buna bir anlam veremiyor. Hani burada olduğu halde buradakilerden bir farkı yok. Benim aklıma bir de şey geldi. Çok konuyu güzel özetliyor. Bir tiyatrosunda vardı Yılmaz Erdoğan'ın. Bir hapishanedeki gardiyanla konuşuyor. İşte mahkumlara sorulduğu zaman sen niye buradasın falan hepsinin işte bir hikayesi var. Gardiyana soruyor sen niye buradasın, sen niye buraya düştün gibi. Gardiyan da şey diyor, beni onlarla bir tutma diyor. Ben burada memurum diyor işte her ay bilmem ne kadar maaşla çalışalım ben burada dediğinde şöyle diyordu işte. İnsana iyi kötü bir maaş bağla, kendini hapishanede bile özgür zannediyor. Yani içeride veya dışarıda olmanın da aslında çok da bir farkı yok adam için. Ben hapishanedeki sahnesinden şöyle bir sonuca vardım. Odasında ya da işte hücresinde zaman geçirirken ilk başta diyor zaman çok uzun geçiyordu diyor. Daha sonra orada hayal ediyor galiba, odasını hayal etmeye başlıyor ve sonra o ortama, o duruma alışmaya başlıyor. Aslında diyor, hani insan buna da alışıyor ve şey sonucunu çıkardım ben ve çok hoşuma gitti aslında. Hangi koşulda olursa olsun eğer insan mutlu olmayı istiyorsa, onun için çaba gösterebiliyorsa mutlu olmayı da başarabiliyor. Sonucunu teyit ettirdi bana diyeyim aslında. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Mürşide iyimserliğine samimiyetle hayran kaldım. Gerçekten mükemmel bir iyimserlik. Feyiz almak isterim. Ben de adamın insan her şeye alışıyor yu şuna bağladım. Başlarda da söylüyordu hani komşu adamın köpeğine alışması, işte anlaşamasa da köpek kaybolunca adam üzülüyor filan. Ya da işte bir sevgiliye alışmak, aileden birine alışmak. Yani her şeyin bir alışmak olduğunu söylüyor. Mesela annesi huzur evine gittiğinde bir süre üzülüyor.
bir süre sonra huzur evine de alışıyor zaten falan, sürekli bir şey var. Hani ben bunu da Mürşide, senin iyimserliğinin tam zıttını şeye bağlamıştım. Bizim değer dediğimiz şey alışmaktan ibaret. İşte bir insanı sevmek, ona alışmak ya da bir insanın itimi ardından duyulan üzüntü, acı, işte o alışma hali. İşte sonradan üzüntünün geçmesi de yeni duruma alışma hali. Sen duyguları öğrenilir bir şey olarak algılarsan ve olayı buradan kurarsan sonuç oraya varır. Söylediğine itiraz etmiyorum ama biz burada konuşurken Muzaffer Bey'di galiba, bir söz almak istedi de Meral. Bunu da istersen bir söz verelim. Tamam, dinleyelim. Şimdi Engin Hocam az önce ölüme yaklaştıkça insanların duygularının da değiştiği şeklinde bir şey söyledi de aklıma şu geldi. Gençliğinde ateist olup da zaman içerisinde ölüme yaklaştıkça dine yönelenler, acaba bizim kahramanımız da böyle bir miydi diye bir soru geldi aklıma. Hiç öyle bir ifade görmedim. Dine yönelmedi. Yönelmedi ama ölüme yaklaştıkça bir şeylerin değiştiği kesin. Bir de bu ölüme yaklaştıkça değişmeye, onu da bir söyleyip çok konuştum, farkındayım. Mesela annesinin huzur evinde, hani ölüme çok yakın, orada bir yaşlı adamla hani duygusal bir ilişki, hani bunlara nişanlı falan diyorlar, akşam yürüyüşlerine çıkıyorlar, adama cenaze için özel izin veriliyor. Mesela ölüme bu kadar yakın iki kişinin böyle bir duygusal ilişkiye girmesi de yine aynı bağlamda yorumlanabilir. Merak, pardon ya, ben bağlamı çıkaramadım burada. Hani ya, yani bağlam derken neyi kastettiğini söyleyeyim biraz. Ölüme yaklaştıkça anlam arayışının artması, yani aslında çok küçük bir empatiyle bunu yapabiliriz. Şimdi günlük hayatta bir sürü şeyi kendimize dert ediyoruz, çok anlamlıymış gibi. Çok çok küçük şeyler olabilir bunlar. Yoldaki arabanın üstümüze su sıçratması mesela bir anda bizi çok öfkelendirebilir. Ya da çok da önemsiz bir şeye çok üzülebiliyoruz. Ama tam da böyle bir anda bir telefon alıp gerçekten çok ağır, çok acı bir haber alsak, onun hiçbir değeri kalmayacaktır. Yani artık yeni bir anlam, yeni bir bilgelik, o başta söylediğim, varoluşçuların söylediği sınır yaşantı. Sınıra yaklaştıkça günlük hayattaki o sıradan rutinlerin giderek anlamsızlaşması, ama daha bilgece bir anlamın doğmaya çalışması durumu. Bağlam bu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet, şimdi biraz yani Muzaffer Bey'inkiyi de bağdaştıramamıştım. Şimdi evet. Teşekkür ederim. Ama ben öyle dine yaklaşma gibi bir şey hissetmedim. O papaza öfkeli. Yok öyle bir şey. Şey yok. Hatta yani kapalı bile yaklaştıramıyor. Çıldırıyor artık yani. En sonunda Rahip çıldırıyor tabii yani. Ondan sonra yani de diyor yani, hani bugün burada olmasa bile ileride tekrar böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Yani böyle bir durumda olmasa yine sonuçta, hani şimdi ölmese daha sonra yine ölecek insan. X, Y, Z fark etmiyor. Ondan sonra dolayısıyla hani adamın böyle bir noktada hiçbir şekilde rahibi kabul etmemesi, rahibi ciddi anlamda rahatsız ediyor tabii. Bence papasın kafası karışıyor. Az kalsın o çıkacak oluyor dinden. Ama ben hani şeyi annesiyle arkadaşının kurduğu ilişkiyi biraz daha hayata bağlılık falan anlamında, keyif anlamında falan şey yaptım tabii.
değerlendirdim. Yani çok büyük anlamlar yüklemedim açıkçası. Birbirlerine alışma durumu da olabilir. Yani ben de onu şöyle yorumladım. Bu adam babasını hiç tanımadığına göre muhtemelen annesiyle babası çok önceden ayrıldılar ya da babası öldü. Ve bu kadın uzun zaman yalnız yaşadı. Ama hani yıllar sonrasında farklı bir ortamda, farklı bir yerde, beklemediği bir yerde birine tekrar kanı kaynadı. Yani hani o aşk mı desem, sevgi mi, belki hani aşk kadar kuvvetli değil ama bir hoşlanma duygusu yeniden ortaya çıkabilir hayatın neresinde olursa olsun. Ya da yine topluma bağlayayım, belki o zaman cesaret edebildi. Artık yaş kemale erdiği için. Öyle bir ortamda, toplumdan topluma değişir ama öyle bir ortamda toplum tesiri bu konuda daha az olur ya. Ha, bu yaştan sonra der genelde toplum. Peki arkadaşlar, şuna ne diyorsunuz? Adamın işlediği bir suç var, yargılanıyor ve şöyle müthiş bir cümlesi var, diyor ki adamı öldürmekle suçlanıyorum, suçum bu ama annemin cenazesinde üzülmediğim için idam ediliyorum. Burada mesela suçu yargılamak açısından keşke aramızda bir hukukçu da olsaydı iyiydi. Bir suçu yargılarken adamın aslında işlediği suçu aşıp adamın varoluşu, adamın geçmişi, adamın kendisini yargılamak. Mesela biz ille de bir şeyi yargılayacaksak suça konu davranışı veya olayı mı, yoksa gerçekten bütün bir varoluşu mu yargılamalıyız? Mesela burada adamın annesinin cenazesinde üzülüp üzülmemesi veya genel tarzı, ya da annesi öldükten bir gün sonra sevgilisiyle sinemaya gitmiş olması vesaire, doğrudan alakalı mı işlenen suçla? Bana kalırsa hiç alakası yok yani, ama adamlar delil bulmaya çalıştıkları için işte bakın ne kadar umursamaz, zaten kötü bir adam, annesine bile üzülmüyor diye delillerini güçlendirmeye çalıştıkları için bu yolu seçtiler diye düşündüm. Ama hukuk biraz böyle ilerlemiyor mu? Mesela iyi hal indirimi gibi bir şey var mesela, işte konuyla alakasız bir şeye, bizde biraz gülünç şekillerde bu tabii, kravat takmış olması falan gibi şeyler var da, hani onun dışında bile düşünsek, hani iyi hal, bir önceki davranışı, hani bunlar birleştiriliyor. Yok. Bir şekilde. Pardon, ben keseyim, özür dileyerek, çünkü yanlış bir yere gideceğiz diye düşünüyorum, kusura bakmayın ama iyi hal indirim biraz bu konularda ilgiliyim ve bugünlerde çok ilgilenmek zorunda kalıyorum. İyi hal indirimi tamamıyla adliye salonundaki durumu ve işlemiş olduğu suçtan sonra adliye salonundaki davranışları ve suçun işlendiğine dair pişmanlığını gösteren tavırları üzerinden veriliyor. Dışarıyla hiç alakası yok yani. Daha önceki ya da daha sonraki davranışıyla ilgili değil. Tamamıyla oradaki davranışlarıyla ilgili. Evet, uygulamada dediğiniz gibi fark olabilir. Şu açıdan çok da fark etmez. O esnada veya geçmişindeki bir şeyin doğrudan başka bir zaman diliminde, yani şu an olmayan, geçmişteki olmuş bir olay üzerinde o olayı yorumlarken bize yardımcı olup olmaması, mesela adliye içindeki diyelim ya da yargılama salonunda işte üzgün durup durmaması, pişman olup olmaması, bu mesela olayın işlendiği bir zaman dilimi vardır, bu geçmiştedir, artık donuk bir andır o, aslında sürekliliği yoktur ve şu an başka bir andır ve biz geçmişte olmuş bitmiş bir şeyi şu an yargılıyoruz.
iyi hal indirimine genel olarak mı negatif bakıyorsunuz? Yani adamın buradaki durumuyla daha önceki durum, yani kitapta da kitaptan gidelim zaten, daha önceki davranışlarının normal hukuk sistemi içinde buraya, yani şeye, yargılamaya kesinlikle taşınmaması gerekir. Ama bazı durumlar vardır. İşte siz üç kere Allah korusun hırsızlık yaptıysanız, bu dördüncü defa mahkemeye çıktığınızda ne yazık ki daha önceki bu durumlar, hani artık bu bir devamlılık sizin kişiliğinizde ölçü olarak kullanılabileceği için karşı taraf açısından kullanılabilir bir durum oluşturabilir. Bunlar farklı ama. Elbette farklı. Hukukun işleyişi aslında özel olarak hukuk değil de konu şu. Ben bu arada bir olaya negatif ya da pozitif bakmıyorum. Sorguluyorum sadece. Pozitif bir şey midir, negatif bir şey midir bilmiyorum. Bunun bilgisi bende yok. Sadece geçmişte olmuş ve konuyla doğrudan ilgisi olmayan şeylerin böyle bir durumda yargılanması, mesela bizim de hali hazırda yaptığımız şey bir tür adamı yargılamak. Yani bunu da negatif anlamda söylemiyorum. Adamın bir davranışını yargılarken başka bir davranışıyla tabii ki bir tutarlılık oluşturmaya çalışıyoruz ister istemez. Ya olay zaten hani buradan başlıyor ve burada kopuyor. Yani annesinin ölmesi ve orada normal tepkiler vermemesi. Mahkemede de çok ilginç bir şey var. Mesela sigara içmiş olması bir olumsuz bir şey olarak konulunca oradaki görevli de sigara içiyor. Diyor ki o ikram etmişti zaten. Ama kahveyi de oradaki huzur evindeki kişi ikram etmişti. Hani ortada bir suç varsa suçun ortakları da vardır sonuçta. Ve bir de bu suç ceza sistemi de kitabın hani çok net ifade etmemiş ama onun da sorgulandığını düşünüyorum kitapta. Yani bir insanı öldürmek suç, ki işte insan hayatının bir şeyi var, dokunulmazlığı var. Ama şu veya bu gerekçeyle, haklı ya da haksız, ama herhangi bir nedenimiz olduğunda pekala bir insanın yaşamını ortadan kaldırabiliriz. Mesela burada karakter hava çok sıcak diye bir insanı öldürdü ama işte toplum normlarına uymadı diye de kendisi öldürüldü. Ve burada şey zaten hukuk da kendi başına sorgulanabilir bir şey. Bir sebebe dayandırdığımızda, ki o sebebi de tam olarak kim üretti, nereden çıktı, bunun da bir temeli olduğunu çok düşünmüyorum. Mesela bu adamın en başta söylediğimiz hiçbir değerinin olmaması kendi hayatında bir sorun oluşturdu mu? Veya toplumun tamamı böyle olsaydı bir sorun olur muydu sizce? Şöyle, kitabın başlarında geçiyor aslında. Diyor ki, iki gün izin almam patronun hoşuna gitmedi. Ama bu benim suçum değil. Daha sonra tabii diyor, sonrasında da işte dört gün izin yapacağım anlamına geliyor ama günü değiştiremezdim. Sonra sahilde Mari ile buluştuğunda annesinin dün öldüğünü öğrendiğinde Mari'nin ona tuhaf baktığını görüyor. Orada bir rahatsızlık duyuyor. Hani onun suçlamasından dolayı bir rahatsızlık duyuyor. Ama üzerine durmuyor. Zaten onu, o soruların cevabını daha evvelden kendi içine bulmuş zaten. İnsan her zaman zaten biraz suçludur diyor. Ve artık onun üzerinde durmamayı öğrenmiş. Yani hayatında bugüne kadar bir bocalama yaşamış belli ki. Bu gibi farklı tepkilerinden dolayı. Nasıl algılandığının da bilincinde. Ama verdiği bu cevapla, yani kendi kendine bir iç düşüncesiyle artık onlardan kurtulduğunu görüyorum. Yani
onları aldırmadan yaşamayı öğrendiğini görüyorum. Belli ki o anla, o güne kadar en azından kendi hayatında bir huzursuzluk yaşamış. Aslında zaten o huzursuzluğun sonucu bence bu umarsızlığı. Yani bir kendini savunmaz zırhı gibi kuşanmış onu. Evet. Ben çok doğallığında geliştirdiğini düşünüyorum. O Mürşide'nin dediği cümle benim de hep aklımdadır yıllardır. Herkes biraz suçludur. Yani herkes biraz suçludur ifadesi bana çok doğru geliyor. Yani hepimiz böyle niyeyse böyle bir his içinde yaşadığımızı düşünüyorum. Herkes biraz her şeydir aslında. İlla ki öyledir. Ama suçludur yönüyle bu herkesin biraz suçlu hissetmesinin sebebi de o toplum baskısı, toplumun şekillendirmesi, toplumun değerleri, ona uymak mecburiyeti ve bu işte daha ölüm gibi ciddi işlerde çok net kendini gösteriyor. Yani cenazede illa ağlanması gerekmesi ya da Burak başta dediğin işte yapılması gereken şeyler var ve farklı bir şey yaptığın zaman tepki görüyorsun ve toplumun burada bir tür ahlaki ikiyüzlülüğü olduğunu da düşünüyorum. Mesela yakını ölmüş birine teselli olarak eğer kişi çok üzülüyorsa üzülmemesi, hayatın devam ettiği, kendinin toplaması, işte bir sürü güzel şeyler, hayatın olumlu tarafları, çık gez dolaş falan gibi teselli cümlelerinde bulunulur. Adet, şekil böyledir çünkü. Ve bu kişi de bu tavsiyelere uyacak olursa, üzülmeyeyim, hayat devam ediyor, çıkayım gezeyim biraz derse de çok büyük tepki alır mesela. O söylediğin doğru ama buna eklemeden ben az önceki cümleye tekrar dönmek istiyorum. Hani herkes biraz suçludur diye söylerken bence yani başkalarının gözünde herkes biraz suçludur. Hani başkalarına kendimi açıklamak zorunda değilim. Buna kendisi inanmıyor ama başkalarına göre herkes biraz suçludur. Yani işte ben Meral'e göre biraz suçluyumdur, Burak'a göre biraz suçluyumdur. Ama ben o içimde suçluluğu hissetmiyorsam sorun yoktur gibi algıladım o kitaptaki anlatımdan. Evet Mürşide, herkes biraz suçludur'u farklı anlamışız. Yani başkaları gözünden sen yorumlamışsın. Ve onu herkes biraz kendini suçlu hisseder olarak anladım. O şekilde algıladım. Bu herkesin biraz kendini suçlu hissetmesinin de tamamen toplum baskısıyla olması şeklinde algıladım. Anladım. O yüzden biraz daha açıklamak istedim. Aslında daha derin düşünürsek bir yerde aynı noktada da buluşabiliriz aslında. Yani evet toplum gözünde ama ben öyle değilim ama toplum öyle istiyor falan gibi. Belki o baskıları bazıları içine sindirebilir. Hani evet suçluyuma inanabilir ama kimisi de olduğu gibi reddedebilir. Ya bir de zaten konu şu aslında suç derken yani suç nedir? Mesela en basitinden bir adamı öldürmekten veya annesinin ölümüne üzülmemek suç mudur mesela? Bu çok güzel bir soru. Toplumda kabul görmüşlükle ilgili yine aslında. Hani kabul edilen şekilde davranmak suç ya da davranmamak suç değil gibi. Tabii evet evet aynen aynen böyle. Ben de buna benzer bir şey düşünüyordum tam şu anda. Yani neyin suç olup olmadığını söyleyen bir şey var karşımızda. O da toplumun geneli. Yani işte en başta da işte Burak örnek vermişti. Bir kadına uygulanan şiddet veya komşu adamın köpeğine uyguladığı şiddet. Hani bir sürü suç olabilecekken toplumun normlarına göre İşte ya da düşük dereceli suçlar, yüksek dereceli suçlar. Ama mesela bir insanı öldürmek tek başına, bağımsız olarak bir suç değil gibi duruyor. Çünkü hani durduk yerde bir adamı öldürürseniz bu büyük bir suç ama bir adamı öldürmüş birini öldürmek
suç değil, aksine işte adaletin tam kendisi yani olabiliyor. Yani nereden baktığına bağlı aslında. Yani mesela ganimet için gidip başkasının ülkesini yağmalarsın, orada ölürsün, şey öldürürsün, ölürsen şey olursun, bir değerin olur yani. Hani toplumsal bir değer atfedilir. Öldürürsen de karşındaki zaten yok edilmesi gereken bir şeydir. Aslında bu insani olarak tamamen suçtur. Ama burada toplumun koşullandığı ideolojiye göre o tamamen suç olmaktan çıkmıştır. Yani suç dediğimiz şeyin de çok sağlam bir zemini var mı? Onu da bize sorgulattığını düşünüyorum kitabın. Yani mesela adamın işte doğası böyleyse, ki öyle görünüyor. Mesela bu karakter, siz hiç hani öyle bir şey düşündünüz mü bilmiyorum. Sanki hani işin sonunda bir şey çıkacak gibi hissettiniz mi? Hani adam böyle biraz tuhaf birisi. İşin sonunda hani bir olay olmuş da, İşte adamın bir açıklaması varmış ya da işte çok travmatik bir olay yaşamış, çocukken işte ağır bir şiddet görmüş neyse falan gibi. Hani bir hikayesi çıkacak mı acaba diye düşündünüz mü bilmiyorum. Ben yer yer hani acaba öyle bir şeye mi bağlanacak diye düşünmüştüm. Ama bir hikayesi yok gibi duruyor. En azından bildiğimiz kadarıyla adam böyle. Yani adamın doğası bu. Adamın özel bir durumu yok. Ben öyle bir şey düşünmedim. Başta söylediğim gibi toplumla bir doku uyuşmazlığı olduğunu ve o yüzden umursamaz olduğunu, umursamaz göründüğünü düşünüyorum. Yani belki travmanın kendisi zaten toplumun yarattığıdır. Yani onu sürekli belli bir şerit üzerinde yürümeye, hatta böyle bir yükseklikte ipincecik bir ip üzerinde yürütmeye çalışıyor toplum. Onu, yani kendisi öyle hissediyor. Yani yanlış bir adım atsa ya da alışılmışın dışında bir adım atsa diyeyim, oradan düşecek yani. Hani belli bir tepki görecek, zarar görecek gibi ve hani bu kendi bilinçaltında da belli bir kavgaya yol açıyor kendisiyle. O yüzden hani umursamazlığı biraz kendine yol ediniyor gibi. Travmasının olduğunu düşünmüştüm yani okuduğumda, ilk okuduğumda da. Bilinçli olarak yol edindiğini düşünmüşsün. Ben tamamen adamın doğası olduğunu düşündüm. Yani umursamaz olmak gibi bir tercih yapmadığını düşünüyorum. Mesela senin söylediğin Burak, sanki adam bunu bir gün bir yerde seçmiş, buna karar vermiş. Hayır, hayır, bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi. Yani çok, çok doğal, çok kendiliğinden adam böyle. Yani böyle olmuş zaten. Yani kendisi böyle, doğası böyle gibi. Ve bu haliyle de bir kasıtlı bir şeyi de yok. Mesela işte kadın beni seviyor musun dediğinde hayır derken, orada bir şey yok. Mesela bu kadının hoşuna gitmese bile kadını rahatsız etmek, kadını işte üzmek, canını sıkmak veya işte kendi egosunu tatmin etmek, hiç böyle bir amacı yok. Zaten adam kendisi öyle. Bu yüzden hani çok fazla da kızabiliyor muyuz adama bilmiyorum. Yani kızamıyoruz. Kızamamamızın nedeni de o zaten. Evet, aslında aynen öyle. İşte ben hani buradan şeyin zemininin kaydığını düşündüm zaten. Suç nedir ki? Yani ne olursa biz bir şeye suç diyoruz. Her şey olduğu gibi oluyor zaten. Suçun ne olduğuna da kim karar veriyor? O da çok yapay bir şey. Yani suç, ceza, doğru yanlış, ahlak veya anlam. Bunların hepsi tamamen şey, yapay. Tabii bunu kitap çerçevesinde söylüyorum. Tamamen yapay, işte içi boş, üretme, uydurma kavramlar gibi bir şeyi ben ana hatlarıyla, ben böyle izlenim edindim
kitaptan? Çok mu bilmiyorum, karanlık mı geliyor bu düşünceler? Yani karanlık değil ama şöyle bir durum da var. Mesela ben dönem dönem kitabı okurken şunu da kendime sordum. Yani işte beraber olduğu kadın olsun, çevresi olsun. Yani adam kendi başına baktığımızda net sonuçta. Hani en benim hani basit bir kelimeyle anlatabildiğim adam net yani. Sonuçta herkese karşı belli bir şeyi var. Ne hissediyorsa onu tak diye söylüyor işte yani. Peki ama bunu bilerek hala adamla birlikte yaşayan, ilişkisine devam eden ve hani adama, kelime doğru mu bilmiyorum ama, sırtını dönüp gitmeyenler hissediyorlar. Kadının adama durumu, evet, var. Biraz ilginç. Mesela kadın adama kızmıyor. Hayal kırıklığına uğrasa da, yer yer tatmin olmasa da. Evet, arkasını dönüp gitmiyor. Kadın bir yerde şöyle açıklamış bu durumunu. Sen gerçekten tuhaf birisin. Belki de sırf bu yüzden seninle birlikteyim. Yani bu yüzden senden hoşlanıyorum. Mesela adamın tuhaf ve değişik olması kadının çekiyor büyük ihtimalle. Tabii orada farklı psikolojik süreçler olabilir. Ulaşılamaz olması falan gibi. Ama adamla kadın da mesela bir anlamda denk değil. Adamı da kadına çeken kadının güzel olması. Mesela kadının tek bir olayı var. Kadın güzel. Onun dışında mesela izledikleri filmlerden kadın bir şey anlamıyor. Bir şey olarak, zihinsel olarak aynı seviyede de değiller. Adamın aslında kadına yönelmek için bir nedeni var. Şöyle de bir şey burada çok ustaca verilmiş bize. Hep hani bir şeyin nedeni aranıyor ve karakter hiçbir şeyin doğru düzgün nedeni olmadığını söylüyor. Böyle bir imajı var. Nedensizce takılan bir adam var burada ama diğer insanların illaki nedenleri var, hem de büyük büyük nedenler. Yani işte mesela kadına şiddet uygulayan adamın nedeni var. Bana hakaret etti. İşte vardır ya öyle şeyler, gururumu ayaklar altına aldı. İşte öbürünün işte kız kardeşinin şeyi, işte polisin saygısızlık görmesi filan, herkesin nedenleri var ve bunlar çok ciddi nedenler, büyük meseleler, bu yüzden oluyor her şey. Bu adam böyle nedensiz takılan birisi ve fakat mesela o kadına yönelmesinde son derece net bir nedeni var. Kadın güzel, doğası gereği kadını arzuluyor ama mesela kadının nedeni yok. Mesela hani biz adamın nedensizce hareket etmekle yargılayacaksak, diğer insanlarla da bir kıyaslamaya gidelim. Diğer insanların veya toplumun genelinin nedenleri var da bu nedenler ne kadar anlamlı? Yani adamın nedeni yok da kadının hiç yok o zaman mesela. Sabahtan beri anlatmaya çalıştığımı bir cümleye sığdırdın ya, helal olsun. Bir cümle değil Burak ya, 1500 cümle kurdum. Ya aslında bence adam nedensiz değil. Yani her şeyi son derece bilinçli yapıyor ve açıklıyor. Ama kendi açıklamalarına kendisi inanıyor. Başkaları inanmıyor. Yani evet, cinayeti öldürdüm, sıcak beni çok rahatsız etti. Belki işte parmağım tetiğe geldi diyor. Evet, kadın güzel olduğu için ona cazip geliyor. Cenazesinde diğerleri, annesinin cenazesinde diğerleri gibi davranamıyor çünkü orada da ortam çok sıcak. Yani otobüs yolculuğundaki yorgunluktan bahsediyor. Tabutun başındaki beklerkenki ortamda bir sandalyenin üzerinde duruyor. Cenaze gömülmeye giderken yine sıcağın altında yoruyor ve adam bence bunların baskısı altında. Ya onun için fiziki nedenler ön planda. Başka insanlar daha böyle duyguların altında olurken, davranışlarında duyguların tesiri olurken, onda da oradan fiziki mekan algılıyor. Evet Mürşide, adam da böyle diyor zaten. Benim davranışlarımda fiziksel faktörlerdir etkili olan diyor. Dediğin gibi birçok yerde sıcak havayı, aşırı ışığı filan.
Bu arada o şeyi ben o kadar iyi anladım, hissettim ki, sizde var mı bilmiyorum böyle şeyler. Işıktan aşırı rahatsız olma. Hele ki bu kuvvetli bir ışıksa, doğrudan gelen bir ışıksa. İşte güneş ışığı veya çok kuvvetli bir aydınlatma. Ben de güneşten çok oluyordu küçükken, çok kötü oluyordu. Yani Allah Allah. Benim de. Oluyordu. Çok çok rahatsız olurum. Çok rahatsız olurum mesela sıcak. Yani evet, ben oradan biraz empati kurabildim. İnsanın dengelerini bozabilir gerçekten. Şimdi çok dağıtmadan, bu şu anda keşfettiğim bir şey. Yani demek ki hani eğer şeyse, kitapta yazarın sorgulamaya çalıştığı şey işte yaptığımız davranışların bir nedeni var mı? İşte hani bu karakterin nedeni yok genelde ama toplumun değerleri ve nedenleri var. İşte hayatın anlamı var mı? Yaşamanın bir nedeni var mı? Gibi gibi. Mesela şöyle çok ters bir kurgu yapmış yazar. Bunu çok şu an hayranlıkla karşıladım. En nedensiz, saçma sapan davranıyor gibi duran ana karakter, en çok nedene sahip, somut anlamda, somut nedenleri var. Onun dışında davranış sergileyen, yaşamlarını sürdüren insanların sözde çok daha ciddi ve ağır nedenleri olmakla beraber, bu adam kadar somut bir nedenleri yok. Kesinlikle çok güzel vurguladın, özetledin bence. Onu anlatmaya çalışıyordum ben de. Ben bunu şimdi anladım mesela. Hani bu okurken falan anladığım bir şey değildi. Buna da çok sevindim. Böyle konuşunca yeni bir şey anlama durumu hakikaten gerçek oldu benim için. Kitapta tespit edemediğim bir şeydi bu. Bunu şu anda öğrendim. O zaman her şey yolunda gidiyor. Birbirimizden öğreniyoruz. Birbirimizin düşüncelerini besliyoruz. Derslere devam diyorum. Çok teşekkürler böyle bir şey başlattığın için, katıldığınız için. Böyle çok keyifli geliyor bu sohbet ortamları bana. Çok teşekkürler Müşide, sana da eşsiz katkıların için. Hakikaten zihin açıcı oldu benim için. Bir şey söylemek isteyip son sözler olarak bir yere bağlamak isteyen var mı? Önce size son vereyim, sonra duruma göre toparlanalım, kapatalım. Benim teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor dilimden ya. Söz almak isteyen yoksa kapanışa geçiyorum. Kitabı bir kez daha yeniden anladım sayenizde. İyi ki varsınız. Haftaya ben hatırlamıyorum. Hatırlıyor musunuz hangi kitap vardı haftaya? Dönüşüm olabilir mi? Dönüşüm mü, yer altından notlar mı? Yer altından notlar diye hatırlıyorum ben. Evet, haftaya bir sıra dışı karakter daha karşımızda. Yabancının üstesinden çok büyük bir ustalıkla geldiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Yer altından notlardaki uzun yıllarını yer altında geçirmiş bir adamın tuhaflıklarının da üstesinden gelip yeni anlamlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere.